Petrol'e mücadele eden savcıya destek, Arınç'a ise tepki yağdı. Damadımızdan stajla bahsetmek istiyorum. Çok vatansever, milli duyguları, çok coşkulu bir insan. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ'nün üzerine kararlılıkla yürüyen Başsavcı Yüksel Kocaman'a hedef almasına tepki yağdı. Kocaman'a ise yüzlerce destek mesajı geldi. En tehlikeli, ihanette sınır tanımayan, ben alçak terör örgütü diyebiliriz. Yüksek İstişare Biz Kurulu diyecek üyesi diyecek Bülent Arınç'ın damatı Ekrem Yeter hakkında FETÖ davası açıldı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Yeter FETÖ üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. 2017 Haziran'ında evinde bir arama yapıldı. Sonra emniyete götürüldü ve tutuklandı. Dava iddianamesine göre Yeter terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in talimatı sonrası bankasya'ya para yatırdı. Aynı zamanda örgüt üst yöneticileriyle onlarca kez telefonda görüştü. Ancak yapılan yargılama sonrası yeter beraat etti. Konuya ilişkin konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman beraat kararına itiraz edildiğini söyledi. Bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik, istinafa götürdük. Ciddi deliller söz konusu. Verilen beraatın bozulacağını düşünüyorum. Kocaman'ın Değil bu mi? sözlerine karşı Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent, Bülent Arınç bir yazılı bir açıklama Bülent yayınladı. 22. dönem meclis başkanı sıfatıyla açıklama yapan Arınç, Kocaman'ın hukuk kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Kocaman hakkında soruşturma açılmasını istedi. Arınç'ın tehdit içerikli Direkt açıklamasına doğru. ise AK Partili, CHP'li de ve Vatan var. Partili isimlerden çok tepki çok geldi. Çok Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayar'la Mehmet ya, Metiner, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yardımcısı Nusret Senem, Kocaman'a destek açıklaması yaptı. Senem, Arınç neden telaşlandı diye sordu. Sayın Bülent Arınç neden telaşlandı? Damadının FETÖ'cü olduğu konusunda savcılarda oluşmuş bir kanaat var. Savcılar temiz ederek görevlerini yerine getiriyor. Arınç'ın Kocaman'a saldırması suçluluk telaşındandır. AK Partili isimlerden gelen güçlü tepkilerde Arınç'ın tehdit diline dikkat çekildi. Kocaman'a yapılan tehdide geçit verilmemesi gerektiği vurgulandı. Kötü niyetli adam, TBMM antetli açıklamasında başsavcıya gözdağı vermekte kalmamış, Adalet Bakanı ve HSK'yı da talimatlandırmış. Bir gün dahi pişmanlık duymamış. Hem cübbesiyle hem Yüksek İstişare Kurulu güvencesiyle FETÖ'yü savunmuş bu adama papuç bırakırsanız yazık yazıklar olsun. Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermek arınçın haddi değildir. Sıfatınızı kötüye kullanıp tehdit ve suçlama diline başvurmanız asla kabul edilemez. Yürekli başsavcımızı arınç gibileri yedirmeyiz. Sonuna kadar arkasındayız başsavcımızın biline. Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nüksel Kocaman'a Türkiye Büyük Millet Meclisi antetti açıklamayla parmak sallıyor. Bu millet tepesine bombalar yağarken ahmaklık ettim affedin diyenleri de FETÖ terör örgütüyle aslanlar gibi mücadele edenleri de çok iyi biliyor. Yavaş olun Sayın Arınç. Twitter üzerinden açıklama yapan CHP'li Bekir Başarırdak, Başsavcı Kocaman'ın adalete ve hukuka umut olacak bir adım attığını kaydetti. Bu isimlerin yanı sıra Twitter'da yüzlerce kullanıcı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman için destek paylaşımı yaptı. Paylaşımlarda Kocaman'ın 15 Temmuz gecesi ve sonrasında FETÖ'yle kararlılıkla mücadele ettiğine dikkat çekildi.